Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde birinci bölümle başlıyoruz. Atomun kuantum modeli ve bu video içerisinde kuantum sayılarının ne olduğunu söyleyeceğiz. Ardından baş kuantum sayısını işleyeceğiz sizlerle. Dolayısıyla bu video içerisinde orbital kavramını, orbitalleri tanımlayan kuantum sayılarını ve baş kuantum sayısını öğreneceksiniz. Daha önceki videomuzda da söylemiştik ama orbital arkadaşlar elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgelerdir. Biz elektron burada mı bilmiyoruz. Sadece olasılık olarak yüksek olduğu bir alanı tanımlıyoruz. E, fiziksel olarak bir şey ifade etmez. Matematiksel hesaplamalarla, dalga hareketleriyle bunların birleşmesi sonucunda belirlenir. Bakınız şu noktalı yerler elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yeri tanımlar. Elektron büyük olasılıkla buradadır diyoruz. Tabii ki elektron burada olabilir, şurada olabilir, şu arada olabilir bilmiyoruz ama olasılığının yüksek olduğu şu bölgeyi orbital olarak tanımlıyoruz. Evet orbital elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge ama bu orbitallerin farklı şekilleri var. Küresel olabilir, papyon şeklinde ya da dumbbell şeklinde olabilir. Farklı şurada gördüğünüz gibi şekillerde olabilir. Peki nasıl tanımlayacağız biz bunları? Bazı kuantum sayılarını kullanarak. İşte şimdi biz bu videoda bu kuantum sayılarını inceliyor olacağız sizlerle. Bir önceki videoda söylemiştik. Yörüngeler elektronun dairesel hareketini temsil ediyordu. Ancak elektronların hem dalga hem tanecik hareketi olduğu için orbitaller elektronların üç boyutlu hareketini temsil ediyor. Ve üç boyutlu sistemde elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri yani orbitalleri tanımlamak için de üç farklı kuantum sayısı kullanıyoruz arkadaşlar. Sırasıyla bunları tek tek inceleyeceğiz zaten. İlk kuantum sayımız baş kuantum sayısı. Bu kuantum sayısı bize e, orbitalin büyüklüğünü verecek ya da çekirdekten olan uzaklığını. Elektronları tanımlamak için, yani daha doğrusu orbitalleri tanımlamak için kullandığımız ikinci kuantum sayımız açısal momentum kuantum sayısı olacak. Bu kuantum sayısı orbitalin şeklini tanımlayacak. Kullanacağımız orbitalleri tanımlamak için kullanacağımız 3. kuantum sayımız ise manyetik kuantum sayısı olacak. kuantum sayısı da orbitalin uzaydaki yönelimini tanımlayacak bize. Bu üç kuantum sayısını sırasıyla işleyeceğiz ve bu sayıları kullanarak orbitalleri tanımlayacağız. Şimdi bizim bu videoda yapacağımız baş kuantum sayısı, diğer iki kuantum sayımızı ilerleyen videolarda izleyeceksiniz. İlk kuantum sayımız baş kuantum sayısı ya da birincil kuantum sayısı da denilebiliyor. Peki madde madde ne olduğunu yazalım. Baş kuantum sayısı bize neyi verir? Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler orbitallerdi ya. Orbitalin çekirdeğe olan uzaklığını olan uzaklığını ki uzaklaştıkça orbital büyüdüğü için orbitalin ya da orbitalin büyüklüğünü belirten kuantum sayısıdır. Belirten kuantum sayısıdır. Şöyle de diyebiliriz. Şimdi biz burada elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bir bölgeyi tanımlıyoruz. Aslında bir adres veriyoruz. Baş kuantum sayısını mahalle gibi düşününüz. Baş kuantum sayısı aynı zamanda bize çekirdeğin dışındaki enerji seviyelerini belirtiyor. ki artık yörünge yok. Bu enerji seviyelerine katman da diyebiliriz. Çekirdeğin dışında katmanlarımız var. Bunlar baş kuantum sayımız ve orbitalin çekirdeğe olan uzaklığını ya da büyüklüğünü belirtiyor. Baş kuantum sayısı arkadaşlar N ile gösteriliyor. Aynı bor atom modelinde olduğu gibi. Ve 1, 2, 3, 4 vesaire gibi tam sayı değerlerini alabiliyor. Değerlerini alır. Yani N'e vereceğimiz değerler birden başlayacak. Ve tam sayı değerlerini alacak. Yine bor atom teorisinde olduğu gibi bu baş kuantum sayılarını K, L, M, N, O, P, R gibi harflerle de belirtebiliyoruz. Harflerle de belirtilebilir. Diyoruz. Şimdi burada e, çekirdeğimiz var. Çekirdeğin dışında elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler var. Bakınız şöyle katmanlar olacak aslında enerji seviyeleri. Bu enerji seviyeleri orbitalin çekirdekten olan uzaklığını belirtecek ve biz bunları n ile göstereceğiz. Baş kuantum sayısı olarak 1 2 3 4 vesaire diye gidiyor. Aynı zamanda birinci enerji seviyesi K olmak üzere K L M N gibi harflerle de belirtebiliyoruz. Şimdi yukarıdaki Resimde gördüğünüz arkadaşlar orbital türlerimizden biri olan, bundan sonraki videoda var zaten, S orbitalidir. Bir orbital türümüz. Böyle küresel bir yapıdır. Bakın elektronun bulunma olasının yüksek olduğu bölge taralmış. Şimdi en eşit 1'de küçük bir orbitalimiz var. En eşit 2 dediğimizde ikinci enerji seviyesine geçtik. Bakınız daha büyük bir orbital var. En eşit 3'e geldiğimizde 1, 2... 3. Bakın ne oluyor? N değeri arttıkça orbitalin büyüklüğü artıyor. Hem de çekirdeği olan uzaklığı artıyor. Yani N değeri bize orbitalin hangi enerji seviyesinde bulunduğunu, orbitalin çekirdekten olan uzaklığını ve orbitalin büyüklüğünü belirten kuantum sayısı. Bu videoda baş kuantum sayısını tanımladık. Bundan sonraki videomuzda açısal momentum kuantum sayısından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.